Mehmet Yatırım'a gidiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Engin Kılıç var. Engin günaydın. TL iyimser, borsa iyimser. Acaba TL varlıklardaki bu iyimserlik devam eder mi? Bugün için öngörülerin nasıl şekilleniyor? Öncelikle günaydın. TL varlıklarındaki iyimserlik bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz. Bugün hava itibariyle dolar TL'nin 2.96 seviyelerine kadar gerilediğini gördük. Bu süreç önümüzdeki haftaya kadar da devam edebilir olumlu hava TL açısından ve borsa açısından. Özellikle benim beklediğim dolar TL tarafında 2.93-2.94 bandı buralara kadar geri çekilmelerin devamını önümüzdeki günlerde de görebiliriz diye tahmin edebilirim. Borsa İstanbul tarafında ise 81.500-81.000 aralığına kadar bu başlayan yükseliş hareketinin devamı beklenebilir. Yalnız gelinen nokta itibariyle Borsa İstanbul'da oldukça önemli direnç bölgelerinin olduğu bir bölgedeyiz. Dolayısıyla bir seferde geçmesi biraz zor olabilir bu bölgeleri. Bir iki gün buraları bir test ettikten sonra özellikle önümüzdeki hafta 81.000-81.500 denemesi yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Global anlamda aslında bütün borsalarda bir toparlanma var. Biz de bundan şu anda etkilendik. Global anlamdaki borsaların iyimserliği devam edebilir. Ancak bizim malum iç gelişmelerden dolayı bu yükseliş hareketimizin 81 bin üzerine atacak güçte olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde tekrardan bu seviyeler test edildikten sonra satış baskısının artması beklenebilir diye düşünüyorum. Borsa İstanbul'da belli direnç seviyeleri var. Oraları atlatmak kolay olmayacak dedin. Niçekim pozitif başlamıştık, hemen negatife döndü. Endekste 78.429 seviyesini görüyoruz. Acaba orada aşağı tarafta en önemli dirençler, destekler nereler olabilir? Ben önümüzdeki haftaya kadar 77.800 bölgesini takip edeceğim. Bu bölgenin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunun üzerinde kalıcı olabilir diye tahmin ediyorum. Daha bu yükseliş hareketi pek sollanmışa benzemiyor. Biraz dinlendikten sonra az önce de belirttiğim gibi tekrardan 81 bin hareketi görebiliriz. Petrol tarafı yeniden yönünü aşağıya çevirdi. Son gelen verilerle bir miktar yükseliş vardı dün. Diğer yandan dolar zayıflarken zannediyorum altını biraz pozitif etkiledi. Hem Brent hem altın için çok kısacık bir değerlendirme de rica edebilir miyim? Tabii ki. Altın tarafından başlayacak olursak bugün itibariyle 1350 seviyelerine geldiğini görüyoruz. Üst tarafta 1375 oldukça önemli bir bölge. Bu başlayan kısa vadedeki yükseliş hareketinin 1375'e kadar devam etmesi beklenebilir. Tabii bunda birinci etken doların uluslararası anlamda zayıf görüntüsü. Emtiaları başta altın, gümüş olmak üzere ve petrolü olumlu etkiliyor. Petrolde de ben yükselişin çok fazla kalıcı olacağını düşünmüyorum altın gibi. Onda da Amerikan ham petrolüne baktığımızda 44 seviyelerinden tekrardan yönün aşağı dönebileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Engin değerlendirmelerin için. Engin Kılıç'ın değerlendirmeleriyle yatırım bültenini tamamlıyoruz burada. Kısa bir aradan sonra birinci seans olacak. Karşınızda keyifli seyirler. 11.30'da Fokus'ta görüşürüz. Hoşçakalın.